sıralar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, dersizliğinde cümle çeşitleri konusunu işlemeye devam ediyoruz. Anlamına göre cümlelerde bir diğer türe geldik. Soru cümlesi, ünlem cümlesi. Soru cümlesi nedir? Karşımızdaki kişinin bir cevap vermesi için biz bir cümle kurmuş, ona yöneltmişsek o bir nedir? Soru cümlesidir. Aksi takdirde o bir soru cümlesi olmaz. Mesela bir şeyi pekiştirmek için söyleyebilirsiniz veya bir olumsuzluk anlamı katmak için söyleyebilirsiniz. O bir soru cümlesi olmaz. Esas olan burada nedir? Karşıdan bir cevap alma amacı olması gerekir. Bir soru olması gerekir. Duygu ve düşünceleri soru yoluyla ifade eden, sorulardan yararlanarak bilgi almayı. Bilgi alma burada amaç. Karşıdan bir cevap bekliyoruz. Tatile ne zaman gideceksin? Evet. Bu bir eylemin zaman bakımından netleştirilmesiyle ilgili. Bunun yerine hemen cevap yazabilirsiniz. Bugün diyebilirsiniz. Bir hafta sonra, bir ay sonra, Ağustos'ta. Bu bir soru cümlesi. Tüm kitapları Ayşe mi aldı? Bu mi edatıyla, soru edatıyla kurulmuş. Onaylatmak için evet, hayırlı. Evet, Ayşe aldı. Hayır, ben aldım gibi. Bu da bir soru cümlesi. Bu sorunu kim çözebilir? Evet, şu kim ifadesi de bir soru ifadesi. Bu da cevap alma amaçlı bir soru ve biz bunlara soru cümlesi diyoruz. Bir uyarımız var. Cümlede soru sözcüklerinin olması cümlenin soru anlamı taşıması için yeterli değil. Dikkat edilmesi gereken, o cümleyi okuduğumuzda bir cevap beklemesi gerekiyor. Karşının bir cevap verme ihtiyacı hissetmesi gerekiyor. Bu saatte nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi bunun sonuna bir soru işareti koyamayız. Çünkü bu bir ne değil? Soru değil. Çünkü burada karşı taraftan bir ne beklemiyor? Cevap beklemiyor. Bu saatte nereye gideceksin deseydi evet soru olurdu. Ama nereye gideceğini bilmiyor dediyse bu bir ne değildir? Soru değildir. Ünlem cümlesi, insanların sahip oldukları mutluluk, beğeni, şaşkınlık, korku vesaire bütün duyguları ifade etme şekilleridir. Bunları biz neyle ifade ediyoruz? Ünlem cümlesiyle ifade ediyoruz. Ünlem cümlelerinin sonunda kullandığımız bizim bir ünlem işaretimiz var. Özellikle bu cümleler için ortaya konmuş. Aman bu konuda konuşmayalım. Hangi duygu ön plana çıkıyor? Sanki korku ön plana çıkıyor. Aman bu konuda konuşmayalım. Temkinli olma, korku söz konusu gibi. Ünlem işaretini de çakmış. Biz bunu ne yaptık? Aman ifadesi de zaten bir ünlem ifadesi. Bu da mı başımıza gelecekti derken, evet, içinde bulunduğu durumdan çok memnun değil. Herhangi bir ünlem ifadesi olmamasına rağmen bu da mı başımıza gelecekti derken, bu mi cevap alma amaçlı kullanılmamış, içinde bulunduğu durumdan çok mutlu değil. Demek ki burada bir hüzün var, üzüntü var. Bu da bir ünlem cümlesi. Aa, sen de mi gitmeyeceksin onunla? Burada dikkat ederseniz bir şaşkınlık ön plana çıkmış. Aa, sen de mi gideceksin onunla derken şu aa ifadesi bir ünlem ifadesi. Bunun da sonunda bir ünlem işareti var. Arkadaşlar burada kattıkları duyguları sorabilir size ünlem cümlelerinin de. Bakın burada A'da şaşkınlık dedik. Aman bu konuda konuşmayalım derken korku dedik. Bu da mı gelecekti başımıza derken? Evet, bu da mı gelecekti başımızda? Şikayet. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Soru cümlesi ve ünlem cümlesini sizlerle beraber işlemiş olduk. Umarım kanalımıza abone olur. Yeni videolarımızdan haberdar olursunuz ve arkadaşlarınıza önerirsiniz.